Evet değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'nda bu seferki durağımız süt sağım sistemlerinde MOST olarak bildiğimiz modern süt sağım teknolojileri ve çok değerli çözüm ortağı Agrimilk ve genel müdürümüz Osman Koç ile beraberiz. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Adil Beyciğim sizler de hoş geldiniz. Tanıtım teşekkür herhalde ederim. Eksik yapmadık herhalde. Gayet güzeldi. MOST'un çatısı altındasınız. Evet. Neler yapıyor Agrimilk? Üreticimiz sizi hangi işleri yaparak bilmeli? Biz biliyorsunuz aslında Merit Şirketler Grubu bünyesinde bulunan 8 firmadan bir tanesiyiz. MOST ve Agrimilk tarafı tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren iki şirketimiz. Diğer taraftan bu yıl itibariyle sağım kimyasalları, çiftlik hijyen ürünleri tarafında da bir yatırımımız oldu. Sizle daha evvel de bahsetmiştik, üzerinden geçmiştik. O tarafta da bir üretim yapmaya başladık. Günlük 20 ton kapasiteli bir üretim tesisimiz var artık Karacabey'de. Çiftliklerin ihtiyacı olduğu sarf malzemeler, kimyasal çözümlerini de doğru formülasyonlarla, doğru fiyatlamalarla Projen isimli şirketimiz bünyesinde imalatını gerçekleştiriyoruz. Size bahsedebileceğim diğer bir yenilik bize göre bir grup şirketimiz daha var artık bünyemizde. O tarafta da ismi Kaumun. Kaumun şirketimizde de teknolojiyle ilgili geliştirmeleri yapıyoruz. Özellikle yazılım bu fuarda, kısmı. Evet, teknolojik ürünler imalatı. Bu tarafta da çalışmaya, faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu fuarda Kaumun ve Agrimilk olarak iki firmamızla buradayız. İzmir fuarında olmayı seviyoruz. Bu bölgede de çok etkin çalışıyoruz. İzmir fuarında, sözünüzü balla kestim, İzmir fuarında biraz hayvancılık daha yoğun geçiyor. Gerçi bu sene ahali biraz zayıf gözlemledik ama sizce İzmir'in hayvancılıkta biraz daha öne çıkmasının sebebi ne olabilir acaba? İzmir, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Türkiye'deki diğer bölgelere oranla biraz daha süt işleyen fabrikaların yoğunluğu sebebiyle burayı biraz daha bu bölgenin merkezi haline getiriyor. Türkiye'de süt hayvancılığı dendiğinde hakikaten Marmara, Ege bu bölgeler biraz daha ön plana çıkıyor. Gerçi son zamanlarda da İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yatırımlarla bu iş tersine dönmeye başlıyor. Eşit olarak dağılmaya başlıyor özellikle görüyoruz. Sütaş firmasının evet, yapmış olduğu yatırım. Sütaş'ın Bingöl'de yaptığı muhteşem bir yatırım var biliyorsunuz. Ve duyduğumuz kadarıyla da yatırımlarına da devam ediyorlar. Biz de heyecanlanıyoruz, böyle yatırımların geldiğini duymak bizi mutluluk veriyor. Seviniyoruz ülke hayvancılığı adına. Dediğim gibi İzmir bölgesi bizim sevdiğimiz, çok çalıştığımız, çok fazla çiftlikte, çok fazla noktada bulunduğumuz bir bölge olduğundan da müşterilerimizle de burada görüşmekten son derece mutluyuz. Birebir görüşme imkanınız oluyor fuar ortamında. Şimdi yeni açmış olduğunuz tesise dönmek istiyorum. Özellikle hijyen konusu, sütün olmazsa olmazı, içindeki bakteri oranında, hani bunun tabii argümanları da var. Süt soğutma tankıyla sütün memeden çıkıp meme lastikleri, hortumlar, süt soğutma tankları vesaire aktarımları, her biri birer konu başlığı bunların. Hijyen de en önemli noktası. Bunu formülizasyonunu nasıl sağladınız? Hijyen çünkü temizlik, bir süt işletmesinin olmazsa olmaz efendim. Aslında hikaye şöyle başladı. Yine bir atasözleri yönlendirdi bizi. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya. Düşünün ki çiftlik hijyeni tarafının çok fazla çözüm ürünleri var. Meme sağlığı, meme hijyeni, ortam temizliği falan derken gerçekten kendi uzmanlığında başka bir konu. Biz bu işin makine ekipman tarafındaydık yıllardır. Fakat işte kullandığımız hijyen çözümleri, çalıştığımız partnerler, bidonlarla gelen ürünler fakat içeriği hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı ürünler bizi bu işin içinden pek çıkılamaz bir hale getiriyordu. Sonrasında sağım sistemlerinde biz sağım sistemlerinin yıkama etkinliklerini ölçmeye başladığımızda kullandığımız ürünlerin doğru olup olmadığını yorumlayabilir hale gelmeye başladık. Kullandığımız ürünlerin de çok doğru olmadığını gördüğümüzde de nasıl yapabiliriz'i sorgulamaya başladık.
Bunun üzerine doğru insanların yolları bir yerde kesişiyor. O tarafta da güzel arkadaşlarımız, ortaklarımız var. Bu insanların hepsi doğru bir çatı altında buluştu, bir araya geldi. Öncelikle hedefimiz yine her zaman olduğu gibi ürün kalitesi, formülizasyon. Ürünleri oluşturduk. Yaklaşık 40 ürün üretiyoruz o tarafta. 40 farklı ürüne ulaştık. Ürünlerin önce kendimiz saha testlerini yaptık. Daha sonra müşterilerimize denemelerini yaptırdık. Ürünlere ait geri dönüşler çok olumlu. Türkiye'nin çok meşhur büyük işletmeleriyle de şu anda hali hazırda oldukça montanlı çalışıyoruz zaten. Evet, çok güzel. Zaten sahada olmanızın da aslında bir yerde artısını, avantajını da yakalıyorsunuz. Çünkü bir yerde eksik varsa ve bunu da mevcut firmalar çözümleyemiyorsa, sizin gibi bu işte tecrübe sahibi isimler, firmalar bu konuya el atmalarından daha doğal bir şey olamaz. Evet, sizin İzmir Fuarı her sene müdavim olduğunuz bir yer. Bu sene fuarı nasıl gözlemlediniz? İkinci günündeyiz. Oldukça iyi. Süt biraz para etmeye başladı. İnsanların yüzünü mutlu görmek bizi mutlu etmeye başladı. Oldukça memnunuz. Aslında genelde istenen seviyede olmadığını söylüyor üreticiler. Ama biraz kımıldaması bile insanlara biraz nefes aldırdı. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Bundan bir 3-5 ay geriye döndüğümüzde durum hiç böyle değildi. Damızlıklar kesildi, yemekler kesildi maalesef. Evet. İnşallah olumluya doğru gider diye umut edelim. İnşallah, inşallah efendim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. İnşallah iyi çalışmalar. Çalışmalarınızda başarılarınızı devam ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. İyi fuarlar efendim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Agrimilk Genel Müdürü Osman Koç ile beraberdik. Değerli çalışmalarını kısaca da olsa aslında soracağımız çok şey var ama fuar ortamında fazla vakitlerini almak istemiyoruz. Çünkü yabancı misafir olsun, yerli misafir olsun standlarda eksik olmuyor. Biz de o yüzden röportajlarımızı kısa tutmaya çalışıyoruz. Kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.